Bir noktanın bir noktaya göre simetriği arkadaşlar aslında orta nokta mantığı. Bakın P noktasının M noktasına göre simetriği bir R diyelim buna. Eksi 2'ye 7 imiş. P noktası da 4'e eksi 1. Ne diyeceğiz? M noktası aslında bunların ikisinin tam ortasında. Doğrusaldır çünkü simetride noktanın noktaya göre simetriği. 4 artı eksi 2 iki bölü 2'den apsis 1 olur. Eksi 1 artı 7'den 6 bölü 2'den de 3 olur. E şıkkı noktanın y eksenine göre simetriği arkadaşlar b ise bir noktanın y eksenine göre simetriğinde apsis değişir. işaret değiştirir ama ordinat aynı kalır. Dolayısıyla eksi 3'e eksi 5 olacaktır. Bu B noktası. Şimdi B'nin orijine göre simetriği bir noktanın orijine göre simetriğini bence ezbere bilin. E, Apsis ve ordinat sadece işaret değiştirir. Bakın 3'e 5 olur. Bu da C noktası olacaktır. H ile cevabımız E şıkkı. C2'ye 1 noktasının y ye eşittir eksi x'e göre simetriği demek arkadaşlar. Hem absis hem ordinat yer değiştirecek bir de işaretle de değiştirecek. Bakın böyle oldu. Bu şimdi B'ymiş. B'nin x eşittir 2'ye göre simetriği. Bir noktanın x eşittir 2 doğrusuna göre simetriğinde dikkat edin. Eksi 1'e 2 de burada. Şimdi buraya göre simetriğinde haliyle eşit uzaklık olacağı için eksi 1'den 2'ye 3 artmış. 2 daha artar apsis 5 olur. Ama ordinat değişmez gördüğünüz gibi yine 2 olur arkadaşlar. Unuttuğunuz zaman temel simetrilerde temel bilgi olan simetrilerde çizerek yapabilirsiniz bakın. Hem hatırlamış olursunuz. Bu C noktası bizden AC arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi A eksi 2'ye 1. C de arkadaşlar 5, 2. 5 eksi 2, 7'nin karesi 49. 2 eksi 1 karesi 1 oldu. Böylece 50 5 kök 2 d şıkkı. Noktanın noktaya göre simetriyi orta nokta mantığı aslında. A, B, C dersek şimdi 2, 1 noktasının 3, 2'ye göre simetriyi eşit uzaklıkta ve doğrusal olur. Bu yüzden 2'den 3'e 1 artmış. 1 daha artar 4. Sonra ordinata bakıyoruz. 1'den 2'ye 1 artmış bir daha artar arkadaşlar. 3, 4'e 3 noktası bu doğru üzerinde ise denklemi sağlar. 4K artı 6 artı 6 eşittir sıfırdan. K eksi 3 olacaktır D şıkkı. Eksi 1, 2 noktasının 3, 1'e göre simetriği. Noktanın noktaya göre simetriği. Şöyle buraya da C diyelim. Bakın şimdi arkadaşlar eksi 1'den 3'e 4 artmış 4 daha artar 7. 2'den 1'e bir azalmış o zaman bir daha azalır 0. 7 0'ın y eksi x eşittir 0 dediği y eşittir x doğrusu. Bir noktanın y eşittir x'e göre simetriğinde x ve y yer değiştirir. Bu yüzden 0'a 7 olur c şıkkı. Bu arkadaşlar km'yi bilmediğiniz için önce km'nin y eşittir 2'ye doğrusuna göre simetriğini bir harf olarak bulup sonra gidip de b'nin y eşittir eksi x'e göre simetriğini bulmanıza gerek yok. Şuna dikkat etmeniz yeterli. Bir a noktasının B'ye göre simetriği C ise C'nin de B'ye göre simetriği A'dır. Ya da bir A noktasının D doğrusuna göre simetriği K ise K'nın da D doğrusuna göre simetriği A'dır. Bu yüzden tersten gitme şansınız var. Bakın ne yapacağım? Eksi 7, eksi 4 noktasının Y eşittir eksi X'e göre simetriğini alacağım. Hem işaret değişir hem absis ordinatlar değişir. 4, 7 olur. Şimdi bu B noktası işte. 4'e 7'nin de Y eşittir 2'ye göre simetriğini alacağım. 4'e 7 noktası burada. Y eşittir 2 de burada. Böylece pardon şöyle yapayım. Y eşittir 2 de burada. Bundan dolayı ordinat ne olacak arkadaşlar? 5 azalmış. 5 daha azalacak. Eksi 3'e gelecek. Apsis değişir mi? Hayır. Çünkü bakın bir noktanın biraz daha yukarı çizeyim bunu görünem Bir noktanın y eşittir 7, 2 doğrusuna göre simetriğinde hakikaten apsis değişmiyor gördüğünüz gibi. Eksi 3'e 4 olmuş oluyor. Demek ki bizden istenen noktanın apsisi 4. Ordinatı eksi 3'müş toplamları 1. C şıkkı. Kısımın y eşittir x'e göre simetriyi demek. Yer değiştir x ve y'yi demektir. Bu b'ymiş. B'nin y eşittir eksi x'e göre simetriydi arkadaşlar. Hem apsis ordinat yer değiştirir hem de işaret değiştirir. Bu yüzden 2'ye 1 olur. Bu da c noktası. Buna göre cevabımız B şıkkı. İki nokta simetrikse arkadaşlar bunlar doğrusal olmak zorunda verilen noktaya göre haliyle B şıkkı direkt olmaz. Neden? F noktasıyla E noktası orijine göre simetrik olsaydı bu F, O, E üçü de doğrusal olurdu. Bu yüzden arkadaşlar doğrusallıktan bile bunların olmayacağı bellidir B şıkkı bir noktanın doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır. Bu yüzden aslında analitik sorusu değilse bir ikizkenar üçgen gelir arkadaşlar. Bakın böyle birleştirirseniz e, ne demiş buna? E mi demiş? E, F demiş. AD ile AF eşit olacaktır. Böyle alfa alfa diyebiliriz. Yine D noktasının AB'ye göre simetriği dik ve eşit uzaklık olacağı için burada da arkadaşlar AD olanı E demiş. AE ile AD eşit olur. Beta beta deriz. Alfa artı beta 45 derece gördüğünüz gibi. O zaman 2 alfa artı 2 beta da 90 derece. Benden EF'yi istiyor. Şimdi AD AE'ye eşit bir de AF'ye eşit. 6 santim 6 santim 6 santim 6 6 ikizkenar kenar dik üçgen çıktık 90 dereceden dolayı 6 kök 2 oldu D şıkkı doğrunun bir doğruya göre simetriyi aslında açı ortaya oluşturur arkadaşlar katlamak gibidir hani katlama kesme yapıyoruz ya şöyle bir D1 doğrusunu D2 doğrusuna göre simetri almak demek aslında D2'ye göre katla demek bu yüzden açı değişmez gerekirse uzunluğunda değişmediğini görmek lazım haliyle D doğrusu x eşittir eksi 3'e göre simetri alınınca bakın burada bir alfa açısı varsa Böyle katladığımızda açı değişmeyecektir. Şöyle yapayım. Burası da yine alfa olacaktır. Sonra şu 3 6 birim olacağı için katlamada uzunluk değişmez. Yine 6 olur. Şöyle bir P noktasına da 3 diyebiliriz apsisine ki 6 6 bölünsün. Bizden y eksenini hangi noktada kestiğini istiyor. Şimdi burada da şunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Normal bildiğimiz tanjant beta. Tanjant beta 18 bölü 9'dan dolayı 2. Doğru mu? O zaman alfa 90 burası da arkadaşlar tanjant beta ne olması gerekiyor? Y dersek şuraya. Y bölü 3 eşittir. 2 olması lazım. Y bu yüzden 6 oldu. E şıkkı. Trigonometrik bilgilerin en temel bilgileri olan tan, sin, kot, kosu özellikle tanı arkadaşlar analitik geometride kullanıyoruz şekilde sorularda. Bir simetri alayım sonra bir bilgi vereceğim size. Bir D noktasının A, göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır arkadaşlar. Ee, böylece şu birbirine eşit olur. Yine aynı şekilde diktir ve eşit uzaklıktır. Bu arada şöyle birleştirdiğimiz zaman alfa, alfa. Şöyle birleştirdiğim zaman beta, beta olur. İki kenar üçgenden AD, AE'ye eşit. Yine A, de AF'ye eşit gelecektir. 4, 4 olur. Alfa artı betayı soru bize 120 derece vermiş. 240 burası 120 derece 4 4 4 köküç. Bu arada alfa artı beta 120 derece ise dörtgenin iç açılarından dolayı D'ye de 60 derece kalır. Ve şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir üçgen var. Böyle 60 derece var. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Alanın en büyük değerini soruyor bize. O zaman bir açısı 60 derece olan bir üçgenin alanının en büyük olması için eşkenar bir üçgen olması gerekiyor. arkadaşlar düzgün olan şekillerin alanları düzgün olmayanlara göre daha büyüktür Bu yüzden. Haliyle buraya xx demeye gerek yok artık eşkenar üçgen olması lazım dedik. 4 kök 3 olur. A kök 3 bölü 4'ten 48 kök 3 bölü 4 yani 12 kök 3 geldi. Bunu bu şekilde bir bilgi vererek söylemiş olayım. da özel bir durum var önce onu fark etmelisiniz. Her zaman aklınızda bulunsun. İki doğru verildiğinde ne olur ne olmaz bir eğimlerini kontrol edin. İkisinin de bakın eğimleri y'yi yalnız bıraktığınız zaman 3. Bu yüzden bu doğrular paralel doğrular. Paralel doğruların üzerinde alınan bir k noktasının e, yine bir n noktasına göre simetriği başka bir diğer doğru üzerinde olan m'ye eşit. Haliyle buradan şunu anlıyoruz biz. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir durum var. Paralel iki doğrunun ortasından da böyle bir paralel doğru geçer. Ve bunu şöyle buluyorduk. Hatırlayın lütfen. Zaten x ve y'nin katsayısı aynı. Bunlar aynen duruyor. 11 artı 3 bölü 2 14. 7 eşittir 0. İşte bu. N noktası arkadaşlar tam ortada olduğu için ortadaki paralel doğrudan geçer. 3a eksi a artı 3 denklemi sağlayacak üzerindeki nokta. 2a eşittir eksi 10. A'da da arkadaşlar eksi 5 oldu A şıkkı. Soruda şunu fark etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu nokta bu doğrunun üstünde. 1.1 doğrunun üstünde ise simetriyi kendisidir. Bakın 4 eksi 5 artı 1 eşittir 0 sağladı. Nokta doğrunun üstünde olduğu için simetri yine A'dır. Yani bu nokta klasik olarak yine yapacağımız yorum. Bu doğrunun üstünde de olacak aynı zamanda. 2K eksi 5k eksi 5 artı 18 eşittir 0. Buradan da eksi 3k eşittir eksi 13. k 13 bölü 3 d şıkkı. İki nokta simetrikse arkadaşlar bunlar doğrusal olmak zorunda verilen noktaya göre. Haliyle b şıkkı direkt olmaz. Neden? f noktasıyla e noktası orijine göre simetrik olsaydı bu f o e 3'ü de doğrusal olurdu. Bu yüzden arkadaşlar doğrusallıktan bile bunların olmayacağı bellidir. B şıkkı. Doğrunun özel doğrulara göre simetriyi yani y eksenine göre simetriyi, x eksenine göre simetriyi veya e, orijine göre simetriyi, x eşittir y, y eşittir eksi x'e göre simetriyi alırken üzerinde bir nokta alın arkadaşlar, bunun simetriğini bulun. Y eksenine göre simetri nedir? Bir x y noktasının gördüğünüz gibi eksi x y'dir. Bunu gidip denklemde yerine yazarsanız cevabı bulmuş olursunuz. Bunu yapabilirsiniz hepsinde. Doğrunun herhangi bir şeye göre simetriğini sorarken. Dolayısıyla 2 x gördüğüm yere bunu yazıyorum bakın. y gördüğüm yere yine y. Eksi 4 eşittir 0. Böylece eksi 2x artı y eksi 4 eşittir 0 oldu. B şıkkı. 2 nokta simetrikse arkadaşlar. Bunlar doğrusal olmak zorunda verilen noktaya göre haliyle B şıkkı direkt olmaz. Neden? F noktasıyla E noktası orijine göre simetrik olsaydı bu F, O, E üçü de doğrusal olurdu. Bu yüzden arkadaşlar doğrusallıktan bile bunların olmayacağı bellidir B şıkkı. Bir noktanın doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır. Bu yüzden aslında analitik sorusu değilse bir ikizkenar üçgen gelir arkadaşlar. Bakın böyle birleştirirseniz e, ne demiş buna? E mi demiş? E, F demiş. AD ile AF eşit olacaktır. Böyle alfa alfa diyebiliriz. Yine D noktasının AB'ye göre simetriği dik ve eşit uzaklık olacağı için burada da arkadaşlar A olanı E demiş. AE ile AD eşit olur. Beta beta deriz. Alfa artı beta 45 derece gördüğünüz gibi o zaman 2 alfa artı 2 beta da 90 derece. Benden EF'yi istiyor. Şimdi AD AE'ye eşit bir de AF'yi eşit. 6 santim 6 santim 6 santim 6 6 ikizkenar dik üçgen çıktık 90 dereceden dolayı 6 kök 2 oldu D şıkkı.